Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu akşam yemeği birlikte yapalım istedim. Sizler de çok diyorsunuz işte akşam yemek yaparken ya da işte pasta falan yaparken video çek diye. Bu akşam aslında çok pratik şeyler yapacağım ama hem beraber yemek yaparız hem de biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Haftalık rutin işlerimi bitirdim. Hep aklımda olan soru cevap videosu vardı. Onu çektim, üzerini değiştirdim. Artık akşam yemeği yapmanın vakti geldi dedim. Şimdi bulgur pilavı yapacağım ama bu pilav çok lezzetli. Mesela normalde Mehmet bulgur pilavını hiç sevmez ve yemez. Ama bunu çok seviyor ve sürekli benden bu pilavı istiyor. O yüzden çok böyle bulgur pilavı sevmeyenler için de tavsiye edebilirim. Şimdi sebzeli bulgur pilavı, 2 tane patlıcan, 3 tane biber kullandım. Ama sizin kırmızı biberiniz varsa kesinlikle buna çok yakışıyor. Onu da kullanın. Evde olmadığı için ben kullanmadım. Soğanım var bir tane. Ben 1,5 su bardağı kadar bulgur kullandım. Ve bir tane de domatesim var. Yağım, tuzum. Hem sıvı yağ hem de tereyağı kullanacağım. Onları söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. Şimdi başlayalım. Yağımı koymuştum hazır olsun diye. Yağım olsun şimdi orada. Birazcık da tereyağı katalım. Ben tereyağını çok seviyorum. Yani tereyağsız hiçbir şey yemiyorum. Mehmet başta hiç sevmezdi tereyağını. Hiç ama hiç sevmezdi. Kokusu çok ağır gelirdi. Onu da alıştırdım şimdi. O da bayağı bir yiyor maşallah. Şimdi o da benimle birlikte yiyor. Suyum kaynamış. Altını şey yapayım, kısayım. Bu arada kettle alacağım. Kettle'ım bozuldu. Şunun altını, yanlış ocağın altını kapattım. Aferin bana. Ne diyordum? Kettle alacağım. Şimdi benim kahve makineme uygun olsun istiyorum. Karaca'ya gittim geçen gün. Ya Karaca'da hani hiç böyle hoşuma giden bir kettle olmadı. Çok basit duruyor. Yapıları böyle çok plastik plastik duruyor. Şu kahve makinemi göstereyim bilmeyenler için. Bunun şeyi var. Çay seti var. Kettle takımı var. Yalnız çay setlerinin arkadaşım hiç memnun kalmamış. Geçen gün evine gittim. Üstü falan hep soyulmuş. Bunun gibiydi. Ya ben bir senedir kullanıyorum, bir şey olmadı. Ama buna çok fazla tabii kahve olduğu için aşırı su da yedirmiyorum. Şimdi ondan yana da korkuyorum. Ama onunla bunu alırsam da çok güzel takım olur tezgah üstünde. Ne yapsam bilmiyorum. Yani bunun şeyini kullanan var mı? Çay makinesi setini. Memnun musun? Şimdi o arkadaşım da şunu yerine koyayım. Hani 4 senelik evli. Hani artık ay düşüyordum. Artık şey olabilir yani. Eskimesi normal bir şey. 4 sene kettle ya da nasıl kullandı? Kullanışına göre de değişir. Ya da memnun olduğunuz kettle var mı? Ben özellikle de pembe istiyorum. Karaca'daki pembelerle şu kahve makinesinin pembesi birbirine hiç uymadı. Karaca'da bir tane Cook Plus'ın şeyini sevdim. Kettle'ını. O da biraz plastik plastik duruyor ama şeydi, tuşluydu. Sütünü kendin ayarlıyorsun. Eğer sütü ısıtacaksan. Yine kahve yapacaksan şey yapıyorsun, tuşuna basıyorsun. Çay yapacaksan ona göre ayarlıyor. Bir o özelliği çok hoşuma gitti. Şimdi bu burada birazcık pembeleşsin. Bu arada da çorbamızı yapalım. Çorbamız çok zor olacak. Bunu göstermeye değmez bile ama hazır yapacağım. Hazır domates çorbası. Mehmet'in en sevdiği çorba. Hazır. Yani hazır değil de normal domates çorbası çok seviyor domates çorbasını. Bu arada ben 5 su bardağı suyumu koymuştum. Poşeti döküyorum. Şimdi bunu birazcık karıştırayım. Öyle ocağın altını yakayım. Buna birazcık tereyağı koyuyorum ben. Lezzet versin diye. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hazır çorba yapıyorsanız tereyağı koyun.
Bir de ben buna buzlukta böyle küçük küçük ayırıyorum mantılar. Mantı da koyuyorum. Daha zengin gösteriyor onu. Evet, biraz yaktık ya. Yani yanmadı da. Uy, çok sıcak. Heh, altını kısayım. Altı açıkmış. İyi de ben şey almayı unuttum. Geliyorum. Tarife bir de salça ekleyelim. Salça almadım. Hemen salçamı da koyayım da. Geldim. Evet. Hemen salçamı ekliyorum. Bu açık kalsın. Böyle gözümün önünde dursun. Ha, ne diyordum? Böyle ayırıyorum küçük küçük mantılar. Güzel duruyor. Zengin duruyor çorba. Şeyde de yapıyorum ben bunu. Tarhana'da. İyi oluyor yani. Şimdi bunları ufak ufak dökeyim. Bir avuç kadar ayırıyorum. Buzluğa atıyorum. Çok çabuk çözülüyor. 5 dakika içinde çözülüyorlar. Hani böyle çözülmesi de çok çabuk sürüyor. Daha zengin gösteriyor dediğim gibi. Şimdi bunlar oldular. Bulgurumu ve biber bulgurumu. Patlıcanımı ve biberlerimi döküyorum. İşte bana çek diyorsunuz. Ben çok böyle hamarat bir bayan değilim yani. Sonra da biliyorum sohbet falan iyi oluyor. Ben de seviyorum mutfakta videoları da. Evet, son olarak bir adet domates. İşte de birazcık alıştım. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın dediniz. Çok teşekkür ederim. Alıştım biraz, hani yol dediğim gibi problem. Eskiden 5'te çıkıyordum. 5.30'da evdeydim. Şimdi tabii 7.30 8'e doğru evdeyim. 8'e gelip ne yemeği yapabilirsin? Yani olmuyor hani. O yüzden yemek açısından, ev açısından zor. Ama kariyer açısından daha iyi tabii. Sebzelerim kavruldular. Şimdi hemen bulgurlarımı koyuyorum. Bulgurlarımı döktüm. Şimdi tuzumu da atayım. Tuzluğa yerleştirdim. Hatırlıyorsanız aktüel ürünlerde almıştım. Tuzumu ekleyeyim. Birazcık da karıştırayım. Çok tatlı değil mi ya? Çok sevdim ben de. Karıştırdım bulgurla sebzeleri iyice. Şimdi 1,5'a 3 bardak koyuyorum. 1. Kaynamış su tabii ki. İki. Üç. Çok azıcık da. Yani bardağın onda biri kadar da biraz daha su koydum. Şimdi artık bunun işi bitti. Tuzunu da atmıştık zaten. Çok azıcık daha bir tuz koyayım. Tamamdır. Kapağımı alıyorum. Kapatıyorum. Biraz daha altını açıyorum. O zaten çekecek suyunu. Şimdi buraları bir toparlayayım çabucak. Sonra bakayım saate. Mehmet ne zaman gelecek? Ona göre hemen bakkala gidelim. Bakkala gitmedim. Memoli geldi. O ne istersin dedi. Ona sütü aldırdım. Şimdi bir tatlım kaldı. Tatlımı da yapayım. Sofrayı kuracağım. Biz yemek yerken o da birazcık şey olur, soğur.
Şunda da bazen çorba yapıyorum, hazır çorba. Bazen de puding falan yapıyorum. İyi oluyor yani, alıyor. Mesela şu anda buna 4,5 su bardağı süt koydum. Aldı yani bayağı. Hazır çorbada falan da iyi oluyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyor? Ne yapayım? Tatlımızı da yapayım, yemeğimizi yiyeceğiz. Olur mu? Olur. Bu arada biz arabamızı sattık. Ve Mali çok kötü. Kendi istedi satmayı. Şimdi işe gidip gelirken yol kaç saat sürüyor aşkım? Ya arabayla yarım saatte gidiyorduk. Şimdi otobüsle gittiğimiz için Kaç saat? 3 saat falan sürüyor yani. Kaç otobüs değiştiriyorsun? Gidiş gidiş altı. Yapacak bir Her şey şey yok yok. yani. Doğru diyorsun. Ne diyeyim? Yenisi yolda Ben ama. onu çok sevmiştim ama. Gerçekten benim onunla çok duygusal bir bağım vardı yani. Çok sevmiştim onu. Yani çok seviyordum. Hani benim bir iş arkadaşım da şey diyor. Ben de bir tane arabamı unutamıyorum dedi. Ben de bunu unutamıyorum. İlk arabamdı da. İlkler unutulmaz mı acaba? Bilmem. Ben unuttum bile ya. Otomatik alırız. Ben de Yolda sürerim. zaten ya. Bir ay sonra yenisini alırız. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Şey yani. Şu an çok kötü memur. Böyle durdu da. Ben de öyleyim ya. Benim işim de uzağa taşındı. Neyse. Benim ama belli bir noktadan sonra servisim var. Servisim var. Benim servisim olsaydı o kadar da sorun olmazdı da servis olmadığı için bayağı bir sıkıntı çekiyorum şu an. Doğru, çok çok kötü sıkıntı çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani kaç kilo neyse tam geri de söylemeyeyim de bayağı şey oluyor yani. Caddebostan'a gidip geliyor. Evet, kaynamaya başladı. Ben hemen şunları alabilir misin bana? Tatlımız pişti. Şimdi Memoli indirdi koymak için sunumluk şeyleri. Kendisi döküyor. Bir tanesi de mi? Tamamdır. O bir şey mi bunlar? Neyse fındığı en son atarız üstüne. Aynen. Güzel koktu değil mi? Sen seversin pudingi. Severim tabii. Kek yapıyorum, başka şeyler yapıyorum ama olmuyor. En çok bunu seviyor. Buna bayılıyor yani. Her hafta yapsam, yani bu hafta niye yaptın demez. Ben şimdi olsam 50 kere dökmüştüm biliyor musun? Ya tecrübe işi işte. Bak bak hiç de mütevazi olmuyor. Tam da ayarladık. Dört tane dört şey oldu. Fazla bile. Değil mi? Arttı biraz. Arttıysa burnuna Şey dökebilirsin. yapacağım. Diğerine de dökeceğim biraz. Tamam. Diğerini de parmaklarına yerisin. Aa. Aynen. Dibi var ya çok lezzetli oluyor. Aynen. Oh mis. Bak görüyor musun Tamamdır. hemen şey oldu. Katılaştı. Katılaştı hemen üstü. Dibini ben şey yaparım. Ne? Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Fındık. Fındık. Bu fındıksız yenmez bence. Mis mis. Şöyle çekeyim de daha aç elimde net görünsün. Ama sen biraz cimrilik yapıyorsun ağız atın. Fındık. Çünkü fındık ezmemiz çok az kaldı Memoli'ye. Hayatım orada bir sürü var ama. Sana diyorum ki onları şey yapalım, pişirelim, böyle ezelim. Hep yapacağız, erteliyoruz. Tamam Bak, yapalım bu akşam. gerçi hiç vaktimiz onluk. O bir akşamlık değil ki. Onun çok uğraştırıcı şeyi var. Hayatım 10 dakikalık işi var bence. Canım ona kıracağız daha. Kırılmamış. Fırına at. Ondan sonra pişsin, Ha, elini ayıkla.
fırına da girecek. Tabii. Onlar, değil mi? Tabii. Oo. Güzel Bol görünüyor. fındıklı. Tamamdır. Sunum hazır Bir buyur. tanesini bize gösterebilir misin yakından? Hangisini göstereyim? Şunu. Şunu göstereyim şöyle. Göster. Oh, güzel oldu. Tabak da önemli yani sunduğun şey. Basit bir pudingi bile şık gösterebiliyor, değil mi? Aynen. O zaman bize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol yardımın için. Rica ederim. Ne demek? Memoli. Ben de. Çok mu acıktın? Ben de çok. Ben yiyeyim mi? Başlayalım. Bunları içeri getireyim, hemen yeriz aşkım. Tamam. Akşam yemeğimiz hazır. O zaman bize afiyet olsun. Geçen akşam yemek yaptığımız gün videoyu sonlandıramamıştık. Şimdi sonlandırayım. Böyle vedalaşalım. En azından videoyu öyle kapatayım dedim. Işık için özür dilerim. Akşam oldu. İşten geldim. Yemek yiyeceğim şimdi. Derken zaten uyurum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir de yağmurda biraz ıslandım. Bayağı yağışlı. Bu hafta hep böyle geçti burada. Çok yağış ve hava bir anda soğudu. Yani hiçbir sonbaharı göremedim. Bir anda sıcaktan direkt soğuğa geçti. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.